Devam ediyoruz peki. Sayın Çirkin'in arkadaşlar o açıklamasını bulabilirsek. Dün değil önceki gün açıklama yapmıştı. Hatay bomba üzerinde demişti. Bomba üzerinde. Sanki bugünü görmüştü. Sadece bir gün farkla sevgili seyirciler. Eğer onu bulabilirsek, arkadaşlar yardımcı olursa onu bir daha ben görüntülerde görmek istiyorum, izletmek istiyorum sevgili seyircilerimize. Bu arada sevgili seyirciler, stüdyo konuğum Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı, merkez ilçe başkanı Sayın Fedai Yücedal şu anda yanımda. Birazdan kendisiyle sohbet etmeye çalışacağız. Daha doğrusu sohbet değil, belki adı başka bir şey olacak ama biz yine öyle demek durumunda kalıyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili Sayın Şefik Çirkin açıklamasından arta kalanı sizlere söylüyorum. Lütfen metanetli olalım. Devletin bu işi yapanları bulabilmesi için, polisin rahat çalışabilmesi için Reyhanlı halkı itidalı olsun. Bugün itidal zamanı, dayanışma günü şeklinde bir de çağrısı var. Tabii başta Reyhanlı halkına olmak üzere. Evet Sayın Yücedal, hoş geldiniz demek mümkün mü? Belki de mümkün değil ama vallahi hakikaten ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Yani tıkanıyor bazen kelimeler Sayın Yücedal. Evet. İşte deminden beri bu konuyu konuşuyoruz. Televizyonların büyük bir bölümü sadece HRT Akdeniz değil. Elbette canlı yayınlar yapıyorlar, oraya bağlanıyorlar. Çünkü sayı giderek yükseliyor. 4 ile başladık, şu anda 40'a açtık. 45-46 civarında oldu ölü sayısı Reyhanlılı. Elbette yani benim memleketlim olmasının şu manada ölüm söz konusu olduktan sonra ha Reyhanlılı olmuş, ha Ağrılı olmuş bizim için aynı şey değişmez. Ama bizim memleketimizde olunca, bizim hemşerilimiz olunca biraz daha üzülüyoruz. Buyurun söz sizde Sayın Cidal. Tabii efendim. Şimdi biz de öncelikle bu aşağı yukarı sayısı 40'a ulaşan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve Reyhanlı halkına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza bir an önce acil şifalar diliyoruz. Cenab-ı Allah'tan kendilerine acil şifa temenni ediyoruz. Şimdi elbette zat-ı halinizin de buyurduğu gibi kötü bir durum. Aşağı yukarı Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK terörüyle 30 yıldır bir mücadele ediyor. Terör yok abi, aktivist var ya. Onu da bu öfkeyle artık söyleyeyim yani, aktivist var. Evet, aktivistlerle maalesef, mücadele ediyorduk. Maalesef efendim. Ve şimdi sanırım 25 aydır Suriye'de meydana gelen bu rejimi, mevcut rejimi devirme ya da mevcut rejimi devirip işte burada demokrasiyi kurma yönünde yapılan çalışmalar Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında maalesef biz de işin başından beri söylemiş olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikada bu yanlışlar üzerine bina edilmemesi gerektiği, fakat bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Buyurun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu, AKP hükümetine dışarıdan bakan olarak ilk Dışişleri Bakanı oldu. Enteresan bir şekilde Sayın Davutoğlu gelmeden önce kamuoyu oluşturuldu. Orta Doğu'yla ilgili olarak şimdi 63 akil adam gibi Orta Doğu'nun akil adamı önce ilan edildi. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gelirken komşularla sıfır sorun, bunların sloganı ve bakanlık, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde bu sloganla Dışişleri Bakanı yapıldı. Zaman zaman 57. hükümeti Kemal Derviş vasıtasıyla dışarıdan bakan geldi diye suçlayan, içinizde ekonomi bakanlığı yapacak kimse yok muydu? Dışarıdan bakan olarak getirdiniz diye bazen 57. hükümeti bu şekilde suçlayanlara, o zaman AKP'nin içerisinde 330 küsur milletvekilinin içerisinde herhalde bir Dışişleri Bakanlığı yapabilecek kapasitede bir insan yokturdu. Sayın Davutoğlu getirildi. Daha sonraki seçimlerde malumunuz milletvekili yapıldı ve Dışişleri Bakanlığına devam etti. Sayın Davutoğlu geldiğinden bugüne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikası, bir tanesi çıksın desin ki şu manada ya da şurada olumlu gidiyor. Sıfır sorun diye bu ülkeye Dışişleri Bakanı olarak
Ve bu sloganla işe başlayanlar, bugün bizim sorunsuz bir ne komşumuz kaldı, kendi içimizde de dışarının işe yansıması olarak bugün maalesef Hatay'da bu menfur saldırıyla karşı karşıya kaldık. Tabi burada bu saldırı öncesinde biz de 25 aydır hükümetin uygulamış olduğu Suriye politikasının yanlışlığını, başta Sayın Milletvekilimiz Şefik Çirkin Bey olmak üzere, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, gerek mecliste gerek Antakya'da ortaya koyduk. Bu işin yanlış olduğunu, komşuda bir yangın olduğunu, bu yangına körükle gidilmemesi gerektiğini. Komşumuza bu noktada bizim bilakis yardımcı olurken taraf olarak değil, bu yangını söndürme noktasında ne yapabiliriz düşüncesiyle hareket etmemiz gerektiğini her ortamda ifade ettik. Her ortamda bunu anlatmaya çalıştık. Hatay'da yaşayan Alevisiyle, Sünnisiyle, Arapça konuşanıyla, Türkçe konuşanıyla hiç kimsenin birbiriyle bir problemi yok. Yıllardır burada hakikaten bir barış tesis edilmiş ve bu barışın devamı noktasında da az önce ifade ettiğimiz hangi mezhepten olursa olsun tüm arkadaşlarımız bu barışa destek noktasında ellerinden gelen her türlü fedakarlığı şimdiye kadar yapmışlar. Kimse onların geçmiş dönemde birçok şeyin denenmesine rağmen burada Hatay'da özellikle bu barışı bozma çabaları hiçbir netice vermemiş. Fakat son geldiğimiz nokta çok enteresandır. Suriye'de bugün Hatay'da oturan Alevi kökenli vatandaşımızın da akrabası var. Sünni kökenli vatandaşımızın da akrabası var. Evet. Bunları hemen hemen her ortamda bunları anlatmaya çalıştık. Orada bu arkadaşlarımızın herhangi birinin bir akrabasının Allah korusun tırnağına zarar gelirse burada bir problem çıkar. Bunun için gerekli şeyleri öncelikle hükümetimizin tabii. Daha sonra buradaki tüm arkadaşların, devlet yöneticilerinin, kanaat önderlerinin bu konuda üzerlerine düşeni yapması gerekir şeklinde değerlendirmelerimiz hem sizlerle paylaştık hem tüm kamuoyuyla paylaştık. Fakat şu son olaylar gösteriyor ki bizim yaptığımız hiçbir çağrının zerresine kulak asılmadı. Sayın Başbakan ve Davutoğlu Dışişleri Bakanı kendileri bildikleri yolda gitmeye devam ettikleri. Daha geçen sanırım pazartesi günü Reyhanlı halkı, az önce sizler de sanırım programın başında ifade ettiniz. Orada birileri tarafından ortaya atılan ya da olan bir durum. Tabii kesin olarak bilmediğimiz için biz hala iddia ediyoruz. Evet. Olan bir durum, Türk bayrağına hakaret edildiği ve yakıldığı gerekçesiyle muhaliflere karşı Reyhanlı halkı teyakkuza geçti. Dolayısıyla bunun üzerine çıktı Sayın Milletvekilimiz mecliste basın toplantısı yaptı. Tüm hükümeti ve devlet yetkililerini burada göreve çağırdı. Şunu siyaseten söylemek hakikaten bize bulunduğumuz dava itibariyle hep haklı çıktığımız, keşke özellikle bu tür konularda, milli konularda, keşke biz yanılsak dediğimiz çok oluyor. Özellikle AKP iktidara geldiğinden bu yana, 2002-3 Kasım'dan bu tarafa yapılan gerek içte, gerek dış politikada yapılan icraatların yanlışlığını her ortamda dile getirmeye çalışıyoruz. Az önce sanırım diğer konuğunuz Alaaddin Bey'le adına barış süreci denilen bizim de yıkım süreci dediğimiz hadiseyi de irdelerken bu konuyla ilgili de Milliyetçi Hareket Partisi görüşlerini net bir şekilde ortaya koydu. Bunun böyle olmayacağını. Suriye politikasında da hükümetimizin yanlış yolda olduğunu, Büyük Ortadoğu projesinin gerek Ortadoğu'ya gerek Türkiye'ye çok büyük zararlar vereceğini, bu projenin bizim milli bir projemiz olmadığını her ortamda defaatle söylemeye çalıştık ve hala söylüyoruz.
Az önce sizler ifade ettiniz artık bundan sonra dönülür mü diye. Zararın neresinden dönersek kârdır. Buradan Sayın Başbakan'a da, Sayın Davutoğlu'na da aklını başına toplamalarını, gidilen yolun yol olmadığını, hakikaten memleketimizi bir uçuruma doğru sürüklediklerini ben Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı olarak görebiliyorsam, kendilerinde en az bu basirete sahip oldukları kanaatiyle kendilerini bir kez daha lütfen daha hassas ve bu gidilen yolun yol olmadığı noktasında doğru yolu görmeleri noktasında en azından bir silkinmelerini rica ediyorum. Evet. Bu arada sevgili seyirciler, yeni görüntüler de elimize ulaştı. Arkadaşlarımız onları sırayla koyuyorlar. Deminki görüntülerde, evet şu anda görüntülerde Sayın Refik Er Yılmaz var, Hatay Milletvekili, Sayın Mevlüt Dudu, onları görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri oradalar. Reyhanlı'ya hoş geldiler, sefa geldiler diyeceğiz milletvekillerine de. Tabii bütün milletvekillerimiz, Hataylı milletvekillerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi, CHP'li milletvekilleri zaman zaman bu konuyla ilgili çeşitli açıklamalar yapıyorlar ama keşke Reyhanlı'ya böyle bir ortamda, böyle bir durumda gelme durumu doğmamış olsaydı diye içimizden geçiriyoruz. Demin arkadaşlarımız yine görüntülere verdiler o beyaz arkadaşlar, o ceset görüntüleri vardı. Fotoğraf mıydı onlar, kamera görüntüsü mü bilmiyorum. Yeniden getirebilirseniz. Orada cesetler işte böyle torbalara kondu. Deminki görüntülerde arkadaşlarım yine onları koymaya çalışacak. İfade ettiğim gibi 4 kayıpla başladık haberlere. Öyle geldi bize haberler. Şu anda 50'ye ulaşan. Şu anda bir de vatandaşların öfkesini izliyorsunuz. Vatandaşlar sevgili seyirciler çok öfkeli. Çok öfkeli. Yani nasıl öfkeli olmasın ki? Reyhanlı'nın göbeğinde 2 adet bombalı araç patlıyor. Bakın şu anda işte yaralıları götürüyorlar. Belki de yaşamını yitiren bir vatandaşımız, bilmiyoruz. Yani çok karmaşık bir durumdu. 2 araç bu Reyhanlı'ya nasıl girmiş? Sınırdan mı girmiş? Reyhanlı'nın içinde mi imal etmişler? Kim imal etmişse, bu patlamayı kim yapmışsa, bakın ben halen bunu muhalifler yaptı falan demiyorum. Ya da bilmem kim yaptı demiyorum. Birisi yaptı ama. Netice itibariyle biri yaptı bu patlamayı, her kim yaptıysa, bu bombalar nasıl geçirildi, sınırdan geçirildiyse, Reyhanlı'da yapıldıysa nasıl yapıldı, kim imal etti, kim oraya koydu, nasıl koydu, polisimiz neredeydi, askerimiz neredeydi, istihbarat ne yapıyordu, bunların hepsi soru işaretleri. Ve önümüzdeki günlerde elbette ki bunların hepsi açık açık ortaya konacak bir şekilde, yani öyle umuyoruz, açık açık ortaya konmasını umuyoruz. Kim hatalıysa hatasının bedelini de ödesin. Çünkü burada demin de ifade ettik. Belki de ölü sayısı, belki de yüzü bulacak. Bilmiyoruz. Yani hakikaten kimse bir şey bilmiyor daha şu aşamada. Evet Sayın Cidal, görüntüleri izliyorsunuz. Çok korkunç görüntüler. Ben bizzat oraya gittim. Siz tahmin ediyorum gidemediniz henüz oraya. Belki evet, yarın gideceksiniz. Evet. Orayı yaşamak lazım. Yani görüntülerden de bir şey anlayamıyorsunuz. Yanmış cesetlerin fotoğrafını çekerken benim ellerimin nasıl titrediğini ben biliyorum. Böyle titreyerek çekiyorum. Evet. Reyhanlılı olması, dediğim gibi Muşlu olması, Ankaralı olması önemli değil. Müslüman olması, Hristiyan olması, Ermeni olması önemli değil. İnsan cesediydi o. Oradaki insan cesediydi. Buyurun. Efendim işte buyurduğunuz gibi hiçbir insan evladı bunu yapmaz. Evet. Terör de böyle bir şey. Sıkıntı burada zaten. Yani şimdi öyle zannediyorum ki Sayın Davutoğlu çıkar, bunun da muhalifler tarafından değil de Sayın rejim tarafından, Esad tarafından yapıldığı konusunda bir açıklama da yapabilirler. Bunun kimin tarafından yapıldığı da çok önemli değil. Böyle bir açıklama yapabilirler mi? Yani çünkü sınırın boyunca 300 kilometre derinliğe kadar muhaliflerin elinde olduğu bilinen bir gerçek. Ve bu konuyla ilgili size hatırlatmada bulunuyorum. Her gün yapılan açıklamalarda Esad gitti, gidecek, kaçtı, burada değil. Sayın Başbakan bunu söylüyor zaten. Dün daha söyledi. Esme Esad'ın burada olmadığı duyumunu aldım. Şu ülkelerle görüşüyorlar şeklinde ifadeleri var. An meselesi çökmesi rejimin nasıl yürüyor muhaliflerin arasından 300 kilometre koridorda? Şimdi efendim sınırlarınız kevgire dönmüş. Kimin girip kimin çıktığı belli değil. Böyle bir devlet olmaz. Şimdi bu olaylar ya da Suriye'deki bu olaylar başladığından bu yana bu sınır illerimizde buradan gelen, Suriye'den gelen insanların sınır illerimizde barındırılmaması noktasında ve sınır illerimize güvenlik noktasında takviyeler yapılması, az önce ifade ettiğimiz gibi. Evet. Bunları da zamanla hep söyledik. Fakat gelinen nokta onu gösteriyor ki, az önce de ifade ettik,
buraya gelmeden önce de yine haberler vasıtasıyla Sayın Bülent Arınç'ın bir açıklaması, işte orada Esat yapmışsa buna nasıl bir şey yapacaksınız? Bu kanıtlanırsa gereğini yaparız. Şimdi biz bu cümleleri çok duyduk. 30 bin kişimize mal olan PKK terör örgütüne karşı da zaman zaman AKP'nin gerek başbakanı, gerek yöneticileri, yine gerek bakanları. Sayın Cidal, şimdi artık PKK terörü demeyelim çünkü hükümetin resmi bir açıklaması var, biliyorsunuz bunlar aktivist diye. Efendim, aktivistler yani diyelim. Efendim biz, hükümet ne kadar düzeltirse düzeltsin, biz onlara PKK militanı ve terör örgütü demeye devam edeceğiz. Suç işlememeniz açısından söylüyorum ben. Bu aktivist sürece de Sayın Başbakan'ın ya da bir takım insanların, destek verenlerin barış dedikleri bu sürece de yıkım süreci demeye devam edeceğiz. Evet, ülkemizi getirdiği nokta ve götürdüğü nokta dolayısıyla orası olduğu kanaatindeyiz. Dün Suriye'de uçağımız düşürüldü, gereğini yapacağız diyenler. İki pilot da şehit oldu tabii. Gereğini yaptılar mı? Dün PKK militanlarıyla kucaklaşan BDP milletvekillerine gereğini yapacağız diyen Sayın Başbakan gereğini yaptı mı? Evet. Dün gerekirse idam gelir, idamı da getiririz diyen bu yine Sayın Başbakan gereğini yaptı mı? Daha birkaç ay önce, sanırım Şubat ayında, cilve gözünde bir patlama meydana geldi. Bu patlama daha henüz failleri açığa çıktı mı? Açığa çıkmadı daha, evet. Bu patlama kimler tarafından yapıldı? Bu patlamanın failleri kimler? Bu patlama neticesinde yine çıkıp gereğini yapacağız diyenler ne yaptılar? Burayla ilgili bir tedbir aldılar mı? Sıkıntı burada efendim. Siz ülkenizi kendiniz yönetemiyorsanız, birileri sizin adınıza, bulunduğunuz yerle de alakalı, birileri gelir sizin adınıza bu ülkeyi yönetir. Buradan Sayın Başbakan'a ve AKP'ye sesleniyoruz. Bu ülkeyi yönetmekten acizseniz lütfen işinize gücünüze bakınız, evinize gidiniz. Bu ülkeyi hakikaten yönetecek gerçek insanlara bırakınız. Evet. Peki Sayın Yücedal, son olarak Milliyetçi Hareket Partisi oluşumu olarak, öyle diyeyim, bundan sonra bölgeyle ilgili, Hatay'la ilgili nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Ve buradan başta Reyhanlı vatandaşlarımız olmak üzere, çünkü Hatay'ın genelinde bir öfke hakim. Her ne kadar öfkelenmememiz gerekiyorsa da, evet, ama bir öfke hakim. Şu anda aldığım duyumlar, demin de ifade ettim, şehir merkezinde bizde Antakya'da da vatandaşlar toplanmışlar ve protesto ediyorlar. Reyhanlılı kardeşlerimizle aynı yürek olduklarını anlatmaya çalışıyorlar. Ne yapacak Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonra? Efendim, Hatay'da provokasyonların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce sanırım geçen hafta Ehdav Başkanı Sayın Ali Yerela evine yapılan bir saldırı mevzubahisti. Evet. Sayın Milletvekilimizle beraber kendisini ziyarete gittik. Bu konuda orada da Sayın Vekilimiz ve biz gerekli açıklamalarda bulunduk. Hı hı. Kendilerine bu provokasyonları yapan insanlara, yapanlara karşı Milliyetçi Hareket Partisi olarak ya da Alevi vatandaşlarımıza karşı biz oy kaygısıyla hareket etmiyoruz. Bir kere bunun bilinmesinde fayda var. Burada var olan bir barışın, tesis edilen bir barışın devam etmesi noktasında her vatandaşımızın üzerine düşeni yapması gerektiği noktasında biz de üzerimize düşeni yapma gayreti içerisindeyiz. Yoksa Alevi vatandaşlarımız Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy mu veriyor, oy kaygısıyla mı gidiyoruz? Bugün Suriye'deki yanlışlıkları ortaya koyarken ya da farklı şekillerde oy kullanan vatandaşlarımızın bize oy vermeleri yönünde mi böyle bir telkinde bulunuyoruz? Bu böyle değil. Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden bu yana ülkenin birlik beraberliği noktasında üzerine düşeni yapma gayreti içerisinde olmuştur. Böyle kutlu bir davanın temsilcileri olmaktan ayrıca gurur duyuyoruz. Hatay'da bu son olaylar neticesinde de tüm gerek Reyhanlı'yı, gerek Antakya'yı, gerek tüm Hatay halkını itidallı olmaya davet ediyoruz. Güvenlik güçlerimize bu konuda yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Bu işin neticelenmesi noktasında ve bir daha böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmamamız noktasında devletimizin gerekenleri yapacağı kanaatiyle onlara tüm halkımızın da sağduyulu bir şekilde yaklaşmasını, her zamankinden sizin programa başlarken söylediğiniz gibi tüm vatandaşlarımızın sükunetle bu olayı
olabildiğince, ne kadar sakin olabilirler bilmiyoruz ama olabildiğince sükunetle bu olayı karşılama, itidalli olma, yararlılarımıza yardımcı olma ve onlara kan bağışı yapma noktasında üzerlerine düşeni yapmalarına rica ediyoruz. Cenab-ı Allah bir daha bizleri böyle bir imtihanla karşı karşıya bırakmasın diyoruz. Memleketimize ve milletimize, burada Hatay'da yaşayan işte Alevisiyle, Sünnisiyle, Arapça konuşanıyla, tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza, vatandaşlarımıza da ihtidal tavsiye ediyor. Sağlık, esenlik, inşallah böyle bir olaylarla bir daha karşılaşmamamızı temenni ediyoruz. Biz de aynı temennileri sizlerle paylaşıyoruz ve Milliyetçi Hareket Partisi Antakya Merkez İlçe Başkanı Sayın Feda Yücedal, teşekkür ediyoruz size konuk olduğunuz için. Evet.